Tamam. Şimdi şey yapacağım. Çok ufak renderer ve dependency servisi anlatacağım. Daha sonra biraz SQLite, biraz zamanda kalırsa RESTful web servislere bakalım. Nasıl haberleşiyoruz mobilde? Ama önce göstermek istediğim custom renderer ve dependency servis var. Onlara bakacağız. Yaz okulu bir projeme sağ tıkladım. Portable tarafında. Add new folder. Custom controls. Sağ tıkladım. Add class. Custom entry. Custom entry'ye geldim. Ben Xamarin Forms'un default entry kontrolünü platform spesifik değiştirmek istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Geldim. Entry klasından türettim. Tabii Xamarin Forms namespace'lerimi ekledim. Çünkü entry bir Xamarin Forms kontrolü. Public dedim. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Custom entry'nizi oluşturdunuz mu? Şimdi bu entry Android'de de iOS'ta da WinPhone'da da farklı çalışıyor değil mi arkadaşlar? Neden? Çünkü her ortamın kendine özgü bir entry'si var. Xamarin Forms platform spesifik native kontrol yarattığı için her platform kendi entry'sini gösteriyor. Kendi o stiliyle. Şimdi biraz Xamarin Forms tarafından çıkıp platformlara gireceğiz. Druid tarafını açtım. Druid tarafına sağ tıkladım. Add new folder. Custom controls. Yukarıdaki portable'a verdiğim custom controls ile adı aynı olmak zorunda değil. Ben öyle istediğim için adını aynı koydum. Custom kontrole sağ tıkladım. Add class. Custom entry renderer. Custom entry renderer klası ekliyorum. Android tarafındaki custom controls klasörünün altına. Custom entry. Public işaretledim. Şimdi ben bir entry'yi Android tarafında İstediğim görüntüye kavuşturabilmek için renderer sınıflarını kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Renderer, platform spesifik kontrollerinizin stillerini ve davranışlarını kontrol etmenizi sağlar. Gidiyorum. Bu custom entry renderer klasını entry renderer klasından türeteceğim. Fakat namespace'e neyi eklediğime dikkat edin. Xamarin Forms platform Android. Yani Android platformun entry renderer'ını inherit alıyorum. Gittim. Burada öyle bir metot var ki override etmem gereken. Override ettiğimde Android tarafındaki native kontrole ulaşabiliyor olacağım. Override on element change. Entry renderer'dan türettim. Override ediyorum on element change metodunu. Yaptık mı? Şimdi burada control diye bir property var. Bu control property'si sizin Android tarafındaki entry'niz. Artık Xamarin Forms entry diye bir şey yok. Android entry'si var. Bu kontrolde o. Nokta set background kalır. Açtım. Benden ne istiyor? Android grafik kalır istiyor. Bakın artık C Sharp
sınıflarını değil de Java'nın o kendine özgü sınıfları kullanıyorum. Artık C# Android yazıyorum şu an. Android, grafik, color nokta, background color'ını ne vereyim? Mesela red. Gittim. Mesela control nokta set text color android nokta graphics nokta color nokta white. Şöyle enter'a basayım. Peki, bir class'ın Xamarin Forms tarafından renderer olarak algılanabiliyor olması için bunu assembly tarafından söylemem gerekiyor. Assembly, export, renderer. Yani bu class'ın bir renderer çıktı vereceğini söylüyorum assembly'ye. Benden type handler ve type target istiyor. Yani buraya gelecek olan sınıf hangisi ve çıkacak olan sınıf hangisi demiş oluyor. Gidiyorum type of. Ne gelecek arkadaşlar buraya? Custom entry gelmeyecek mi? Ben Xamarin Forms'ta kullandığım bir kontrolü Android tarafında Android'in kendi özelliklerini kullanarak özelleştireceğim. Gidiyorum type of custom entry. Type of, geriye ne çıkacak? Custom Entry Renderer çıkacak. Yani Xamarin Forms'taki entry gelecek, Android tarafındaki entry çıkacak. Custom Entry Renderer. Ve en son SM tarafını kapatıyorum. Eğer şu kısmı yapmazsanız siz namespace üzerinde bu imzalamayı yapmazsanız renderer sınıfınız çalışmayacaktır. Ve gittim. View'e sağ tıkladım. Add new item. Cross platform. XAML page. Geldim. Custom page. Custom page'in CS tarafına geçtim. Şimdi yeni bir custom entry instance alıp Android tarafında nasıl görünüyor? Normal bir entry instance alıp Android tarafında nasıl görünüyor? Ve renderer işlemimizin başarılı çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. Custom entry C entry eşittir new custom entry. Bir de normal entry instance alıyorum. Custom entry'nin tekstine ben custom renderer ile yazıldım. Normal entry'nin tekstine normal entry. Gittim. Content eşittir new stack layout. Content'i de buradan doldurabiliyordum değil mi arkadaşlar? Ne istiyor children olarak? Ben bir custom entry'mi, bir de normal entry'mi vereceğim. Custom page'imi gidip FCS içerisinde şöyle değiştiriyorum. Aslında custom entry, entry class'ından türediği için bir entry değil midir? Bir entry'dir o da. Yani tüm entry'nin tüm özelliklerini sadece başka bir sınıf adıyla kullanıyorum. Hiçbir şey değişmiyor. Temelde ikisi de bir Xamarin Forms kontrolü müdür? Evet. Ben Android tarafında gidip bu custom entry'yi custom entry renderer ile override edersem gidip şuradaki kodlar çalışır ve şuradaki benim işlemlerim olur. Çalıştırıyorum. Android tarafı için çalıştırıyorum. Hangi taraftaki kodum? Custom page.
Ne gördük? Ben burada ne yazmıştım? Yani biz kontrollerimizi platform spesifik istediğimiz gibi değiştirebiliyor muyuz? Evet, değiştirebiliyoruz. Gidiyorum. Bir de iOS'ta çalıştırıyorum. iOS'ta renderer olacak mı? Çünkü iOS'ta renderer yazmadık. Sadece Android için yazdık. Geldim iOS için. Aynı entry. Ne yapmam gerekiyor benim bunun için? Var mı yazdırabilecek? Beraber yazalım iOS renderer'ı. Yazarız. Yok mu gönüllü? Hadi Barış. Ne yapıyoruz? Hocam, Android'de yaptığımız işlemleri yapacağız. Custom, controls dedim. Aynen. Tamam. İçerisine bir tane class açıyorum. Güzel. Adına ne diyeyim? Yine custom entry diyeyim. Tamam. Custom entry renderer. Süper. Evet. Hangi class'tan türetmem lazım Barış bunu? Yine aynı renderer class'ından. Entry renderer. Güzel. Bundan sonra şimdi hani bir öncekinde ne verdik? Şimdi mesela aynen. Yani, süper. Neydi? Kontroldü değil mi? Aynen. Kontrolün nokta set. Bunda set background yok. Çünkü iOS'tayız. Background color var. Benden ne istiyor? UI kit nokta UI color. Evet. iOS katmanındayız artık. Color nokta mesela blue diyelim. Bu yeterli. Ne yapacağız bir de? Gidip bunu bir export renderer olduğunu söyleyeceğiz. Yine assembly. Assembly. Ne gelecek içeriye? Type of. Custom control müydü? Ne demiştik? Custom entry falan demiştik. Custom entry demişiz. Ne diyeceğiz çıkana? Type of. Custom entry renderer. Aynen. Şimdi ben çalıştırdığımda iOS'ta custom entry'den ürettiğim şuradaki hemen şuradan views custom page şu background blue olacak. Bu normal bir entry olacak. Çalıştıralım. Okey. Anladık mı renderer arkadaşlar? Basit, kolay, sadece ve sadece iOS tarafındaki hangi property'yi kullanmanızı öğrenmeniz gelecek. Yani öğrenmeniz kalıyor geriye. Başka da bir şey yok. Tamam. Renderer da böyleydi. Yani ufak bir değinmek istedim. Evet. Tabii sen... Buraya bir class yazıyorsun. Buraya bir class yazdıktan sonra bu class'ı bundan türetiyorsun entry renderer'dan mesela. Ve gidip gerekli metodu overwrite edip gerekli işlemleri yapıyorsun. Ve daha sonra bu class'ın assembly tarafından bir export renderer olduğunu söylemen gerekiyor. Xamarin Forms'a. Yoksa Xamarin Forms bu class'ta bunu inherit almış mısın? Bu class'ta bunu inherit aldıktan sonra bu metodu overwrite etmiş misin? Metodu overwrite ettin de... bu işlemleri yapmış mısın diye bakmaz. Sadece ve sadece assembly tarafında export renderer olarak imzalanan ve içerisinde type of handle, type of target tarafındaki class'lara bakmasını sağlamak için bunu yazıyoruz. Bir şey daha göstereceğim. Sonra SQLite'a gireceğiz. Gittim. WinFone için de bu arada yapabiliriz. Hani olayı anladınız. Durum gayet basit. Dependency Service'i anlatacağım arkadaşlar. Dependency Service de şöyle bir şey. Renderer gibi bir şey değil. Platform spesifik davranışları handle etmenizi sağlıyor. Mesela nedir bu platform spesifik davranışlar? Platform ilk açılırken
platformun işte iOS'ta açıyorsam ne bileyim bir iOS özgü bir şey almak istiyorumdur bir metottan. Uygulamayı açılırken veya X bir şeyde. Android'de Android için bir şey alırım. Gidelim. Yazıkulu 1'e sağ tıkladım. Add new folder dependency. Dependency'ye sağ tıkladım. Add new item. Visual C Sharp'tan bir tane interface ekliyorum. I device helper. Public dedim. Ben öyle bir metot yazmalıyım ki buraya. Geriye string döndüren get device name metodu olsun. String döndürecek geriye. Adı da get device name. Interface metodumu ekledim. Şimdi şöyle bir durum yapmam gerekiyor. Bu iDevice Helper interface'i hangi katmanda kullanıldıysa gidip o katmandaki o ilgili metodu çağır. Dependency servisinde bunu yapacağım. Droid tarafa geldim. Sağ tıkladım. Add new folder. Dependency yine klasöre de aynı olmak zorunda değil. Sağ tıkladım. Add class device helper klası ekledim. Public diyorum. Neyden türetmem lazım bunu? iDevice helper'dan. iDevice helper'dan türetirken hangi namespace'i kullanmamı istiyor? Yaz okulu 1.dependency. Çünkü ben bu interface'i gittim o klasöre yazdım. Interface'i implemente ettim. Ne geriye? Bir tane string döndürüyor. Get device name. Return Android. Süper. iOS'a gittim. Add new folder. Dependency. Sağ tıkladım. Add class. Device helper. Public. Yine iDevice helper'dan türetip interface implement ettim. Bu geriye ne döndürecek? Return iOS. Şimdi ben uygulamam ilk açıldığında hangi platformda çalıştığımı tek bir interface üzerinden bulmak istiyorum. Yani bu interface hangi klaslara implement edildiyse ve o klaslar hangi platformda çalışıyorsa gidip o metot çalışacak. String device name eşittir dependency service nokta get içeriye bir tane T tipi alıyor. Ben hangi interface'i yazdım portable katmanda? I device helper. Hangi metodu? Get device name. Şöyle enterlayalım. Şöyle enterlayalım. Yani dependency service şu işe bakıyor arkadaşlar. Hangi platform çalışıyorsa ve o çalışan platformda iDevice Helper interface'i hangi class'ta inherit edilmişse, implement edilmişse gidip o class içerisindeki o metot çalışıyor. Geldim device helper. Yalnız yapmamız gereken bir durum var. Ne? Biz renderer'ları nasıl sen bir renderer'sın diye işaretliyorduk. Bunu da sen bir dependency servissin diye işaretlememiz gerekiyor. Assembly Xamarin Forms Dependency Type of Device Helper. Yani çıktığının bir device helper olduğunu söylüyoruz. Aynısını iOS için de yapıyorum. Ve şuraya bir breakpoint atıyorum. Ve şuraya da bir breakpoint atıyorum. Sadece şu açık kalsın. Şuraya da geldi bir breakpoint attım. Ben tek bir interface ile birden fazla platformda tek bir metodu çalıştırabiliyorum arkadaşlar. iPhone çalıştırdım.
Şimdi iOS altındaki device helper class'ının çalışmasını umuyorum. Ve ben burada getDeviceName metodunu çalıştırdığım için şu metodun da çalışmasını umuyorum. Geldim. iOS açılıyor. Açıldı. Daha sayfa açılmadan, uygulama tam açılmadan DeviceName'e geldim. F10'a bastım. Nereye düştü arkadaşlar? iOS'a. Ben burada return iOS dedim. Başka bir işlem de yapabilirim. Şimdi kapattım. Droid'e sağ tıkladım. Set as startup project dedim. Droid çalıştırıyorum. Geldim. Gördünüz mü? Android tarafa düştü. Yani tek bir interface arkadaşlar. Birden fazla katmanda istediğiniz metodu uygulama anında, uygulama çalışmadan, butona basıldığında dependency service get ile ulaşabilirsiniz. Var mı sorusu olan? Buyur. Ya buradan da olur. Yani yapabilirsin. Ya yani birçok bir şekilde yapabilirsin. Mesela şöyle bir durum var. Bu bir de eğer tasarım desenleriyle ilgileniyorsanız bu strateji tasarım desenine giriyor. Onu da bir inceleyin. Çalışma mantığını tam oturtabilmek için yani merak edenler için. Yoksa dependency servisin yazmak ve kullanmak çok basit. Xamarin.Forms size bunu sağlıyor. Şimdi şey yapalım. Buraya biz hani elle veri atmıştık ya. Nerede o data bind? Şurada. Buraya biz verileri elle atmayalım da SQLite'dan çekelim. Olur mu? Süper. Şuraları kapatalım. Renderer nasıldı? Okey. Solution'a sağ tıkladım. NuGet package'i açıyorum. Browse. SQLite. Şunu sqlite.net-psl. Frank Krueger'ın yaptığı bir DLL bu. Third party bir DLL. Açık kaynak kodlu. Geldim. Tüm projeleri yüklemek istediğim için hepsini seçtim. Kaçıran var mı buraya kadar? Tekrar edeyim mi? Şöyle tekrar ediyorum. Kapattım. Solution'a sağ tıkladım. NuGet package for solution. Browse kısmına sqlite.net-psl yazdım. Gelen ilk çıkan Frank Krueger işte 196 bin download var. Tüm projelerimi eklemek istediğim için hepsini seçtim. Install dedim. İnternetten olabilir. Ha, NuGet açılmıyor mu? Telefona bağlanın diyeceğim de. Şöyle yapalım, ben biraz devam edeyim. Zaten ne olur ne olmaz diye ben böyle bir Açık Akademi'nin 4. hafta işlemiştik değil mi? Geçen hafta. Onu izleyen var mı? Güzel, zaten hani biraz biliyorsunuz SQLite. SQLite'da connection'ları nasıl alıyorduk? Dependency service'te değil mi? İşte dependency service önemli arkadaşlar. Cihaz spesifik işlemleri, cihaz spesifik durumları handle etmeniz için, kontrol edebilmeniz için onu öğrenmeniz gerekiyor. Yüklendi, finish dedi. Kapattım. Kapattım. Şimdi tüm projeleri bir kapatalım. Ben hızlı olması açısından şu connection bilgilerini diğer projeden alacağım. Ben veririm.
Pardon? Bir interface yazalım da önce. Dependency tarafına sağ tıkladım. Add new interface. I SQLite connection. Enter. Public interface, I SQLite connection. Public yaptım interface'i. Bu interface hangi metoda sahip olmalı? Tabii. İndiriyor mu? Tamam. Direkt Xamarin'le beraber Entity Framework kullanabilir misin? Hiç denemedim ama bence kullanamıyorsun. Çünkü hangi MS SQL ile bağlanacaksın veya hangi şeye bağlanacaksın? Onun için web servis. Yani mobilde haberleşmenin en doğru yolu web servis. O örneği de yaptım. Şu SQLite'a biraz dokunalım. Hemen web servise geçeceğim. İndi mi? Efendim? Yok. Frank Kruger. Geriye benim iSQLite Connection interface'im geriye SQLite Connection döndüren bir getConnection metoduna sahip. Ne yapacağım? Gidip Android için, iOS için dependency service yazacağım. Add class dependency tarafına gittim Droid'de. İşte getConnection class'ı dedim. Public i SQLite connection. Interface implement ettim. Ne istiyor benden? Bir SQLite connection. Gidiyorum şurada Droid'de. Şurayı hemen bir alıyorum. Şurası önemli. İşte şeyi biliyorsunuz. Neden şu DB name atayalım bir tane şuradan. Önce şurayı anlatayım. Ben cihaz spesifik connection'lar için neden dependency service yazıyorum arkadaşlar? Çünkü Android'in pet tutma, iOS'un pet tutma, WinPhone'un pet tutma özellikleri çok farklı. Yani hepsi için system.environment get folder işte get folder special folder personal desem hepsi için olmuyor. Ve zaten şöyle de bir durum var. SQLite platform Android, SQLite platform iOS, SQLite platform WinRT diye üçe ayrılıyor. Yani SQLite'ların da cihaz içerisinde çalışma mekanizmaları çok farklı olduğu için platform spesifik işlem yapıyoruz. İşte tam da dependency servisin tanımına uyuyor. Ben gidip şuraya bir DBName diye bir tane static string tanımladım. App.DBName deyip her yerden ulaşabilirim diye atıyorum. Yaz okulu .DB3. SQLite'da veri tabanı adını verirken .DB3 diyorsunuz. Geldim. App.DBName. Burada ne yapıyor? Çok basit bakalım. Şunu bir enter'layayım. Burada ne yapıyor? Gidiyor document pet alıyor. Gidiyor bu document pet'i sistem IO pet kombinle DB name'le kombinliyor. Yani şu pet şu DB name olacak diye. Sonra gidip platform sen diyor Android platformunda çalışıyorsun diyor. Daha sonra geriye platform ve pet'i vererek bir connection döndürüyor. Süper. Ne yapıyorduk? Bunun bir dependency service olduğunu assembly'ye söylüyorduk. Type of get connection.
Süper. Aynısını iOS için de yapacağız. İlkten get connection public I SQLite connection'dan türeyecek. Bu da ne yapacak? Geriye şuradaki iOS'taki connection bilgilerini vereceğim. Şurada da platformum ne arkadaşlar iOS'ta yazdığım için? SQLite, platform iOS. Çünkü SQLite'lar çalışma mekanizması platform spesifiktir. Gidip assembly, Xamarin, forms, dependency, type of, get, connection. Güzel. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Gidip bir tane benim yardımcı bir class yazmam gerekiyor. Insert, update, delete gibi işlemleri yapabilmem için. Gidelim onu yapalım. Yeni bir klasör ekliyorum. SQLite Helper. Gittim içerisine yeni bir klas ekliyorum. SQLite Manager. Gittim. SQLite Connection. Bir tane SQLite Connection objesi alacağım. Tabii Constructor'da. SQLite Connection eşittir. Dependency Service. Nokta get. Ne? SQLite Connection. Ne diyoruz arkadaşlar? Get connection. Bu bana ne verecek? Şöyle yapalım. Bu bana ne verecek arkadaşlar? Biz get device name ile ne yapmıştık? Hangi platformda çalışıyorsak o device'ın adını almıştık değil mi? Bu bana ne verecek? Hangi device'da çalışıyorsam o device'ın SQLite connection bilgisini verecek. SQLite connection şöyle. Connection bilgisini aldıktan sonra ilk yapmamız gereken iş ne? Tablo yaratmak. Ne tablosu yaratacak? Biz bir model oluşturmuştuk burada. Student. Onun üzerinden gidelim. Student mı demiştik? Students demişiz. Okay. Git bu tabloyu create et. Güzel. Bir insert yapalım. Public insert metodu yazacağım. Insert. Insert metodu içerisine ne alacak? Model. Return SQLite connection insert model. Public list students get all değil mi? Return SQLite connection get students get students nokta get all'u var mı bunun? Get demişiz. Öbür tarafta ne demişiz? Bir bakalım. Insert. Ha, get all. Ha, table dememiz gerekiyormuş. Table. Students. Okay. List değil. Enumerable çevirmemiz gerekiyor. Okay. Listesini ve insert'ünü yaptık şimdilik. Şimdi sayfaları yapalım. Gerçi liste sayfamız var. Databind değil mi? Şu modelleri siliyorum.
artık şeyden gelecek. SQLite'den gelecek. Gittim. SQLite Manager. Manager eşittir New SQLite Manager. Ney? Buradaki yardımcı klasımız var ya arkadaşlar, SQLite Manager. Onun bir tane örneğini aldım. Var. Students eşittir. Manager nokta get all nokta işte to list diyelim. Sonra ben students'ı bunun içine verdim. Okey. Artık verilerimiz veri tabanından geliyor. Bir insert yapalım. Şu sayfayı bir görelim de. Sonra insert yapalım. Şuna da gerek yok artık. Bir çalışsın. Bir connection bilgisini aldığımızı bir görelim. Güzel. Hata almadık. Hata almamasının sebebi, aslında şurada hiç öğrenci olmamasının sebebi, veri tabanında hiç öğrenci yok. Hata da almadık çünkü yazdığımız kodlar doğru ve SQLite connection'ı kurabildik. Şimdi şuraya, şurada ekle var ya, gidelim o ekleye bir şeyler yazalım. Hadi. Ekle nerede? Eklenin clean'de on insert click. Toolbar item'a eklesine gidip bir metot veriyorum. Geldim. Object sender event argument e. Gittim. Şimdi bir tane insert sayfası ekleyelim arkadaşlar. Add new item. Insert. Yalnız bizim modelimizde şöyle bir değişiklik yapmamız gerekiyor. ID primary key ve auto increment. Burada ne demiş oluyorum? Var mı cevap? Auto increment birer birer artacak. Primary key'de bunun, bu ID'nin bir eşsiz bir ID olmasını sağlayacak. Geldim, bir stack layout attım. Hangi sayfaya? Daha deminki hangisiydi? Bu mu? Şu. Geliriz bir daha. Stack layout. Biz student'ta ne istiyorduk? Name, surname, birth date ve school. Okay. Entry. X, name, txt name. Txt surname. Ne istiyorduk başka? School. Txt school. Bir de date time, date picker. X name, date picker, birth date. Değil mi? Bunları istiyoruz. Geldim. Bir de buton atayım ki hani basınca save edelim. Buton, text, save, click, on save. Okey miyiz? Insert sayfam nerede? SQLite Manager. Manager eşittir new SQLite Manager. Niye hata verdin? Şurada yapacağım. Girip private void on save object sender event argument e. Benim şuradaki objelerden verileri almam gerekiyor ki gideyim SQLite'da student tablosuna kaydedeyim. Geldim. Yeni bir student objesi alıyorum. Model eşittir new students
Name nereden gelecek? Txt name'in text'i. Surname nereden gelecek? Txt surname'in text'i. School nereden gelecek? Txt school'un text'i. Birth date nereden gelecek? Date'i. Sonra manager nokta insert model. Okey. Manager nokta insert model geriye int döndürüyor. Yani var is saved. Eğer is saved sıfırdan büyükse, yani bir true sıfır false ya arkadaşlar. Bilgi öğrenci eklendi. Bir de ok koyalım tabii. Okey. Ve şey yapsın. Şimdilik navigation pop asenkron. Push asenkronla bir sayfa açacağız ya. Pop asenkronda açılmış en son sayfayı kapatır. O sayfayı kapattıracağız. Okey. Geldim. Insert'ü de yaptık. Bir de eklenerdi. Navigation push asenkron new insert. Push asenkron yeni bir sayfaya yönlendirir. Pop asenkron en son yönlendirilen sayfayı kapatır. Çalıştırdım. Bakalım hata alacak mıyız? Geldim. Ekle. Neydi bu isim? Yiğit dedim. Özaksüt dedim. School. Atalım üniversitesi diyeyim. Doğum tarihi. Biraz fazla geri gidecek burada ama artık idare edin. Okey. Şimdi save'e basacağım. Save'e direkt basayım mı? Debug koyalım mı? Bence koyalım. Insert. Okey. Şurada bir modeli oluştursun bir bakalım ne oldu, ne oluştu, ne oluşmadı. Save'e bastım. Modelime bakayım. Geldi mi? İşte Yiğit Atılım Üniversitesi, Özaksüt, birth date. Geldi mi? F11. İçine gittim. Bastım. Çıktım. Ne geldi? 1. Yani ben Android'de ilgili veri tabanına ilgili student objesini save ettim. Bastım. Öğrenci eklendi. Bakın ilk sayfaya döndüm. Gördünüz mü? İlk sayfaya döndüm. Şimdi o refresh'i yapalım. Bir uygulamayı bir yeniden başlatayım. O Yiğit'in geldiğini görelim. Tabii. Gördünüz mü? Yiğit geldi. Bu Yiğit veri tabanından geliyor. Şöyle. Hatta buraya basınca detayla çıkartırız. Şöyle Fatih. Okey. Evet, kendisi int döndürüyor. Int'i delete'de döndürüyor. Aynen, true false döndürüyor sana. İstersen kest et. Bula. Tabii kendisi döndürüyor. İstersen kest et. Yani SQLite böyle arkadaşlar. Kullanımı çok basit. Bir tek gidip işte şurada. Şurada installed sekmesinden şu SQLite net PSL dilini kullanmanız yeterli. SQLite ile ilgili daha derin kaynak da vereceğim. Hatta Microsoft Açık Akademi Xamarin Eğitimleri 4. hafta SQLite üzerineydi. Bunu dinleyin. ListView ile ilgili detaylı işte gruplamasıydı bilmem nesiydi. Diğer tüm işlemleri için 3. haftayı izleyin. Grid Layout gibi şeyler için 1. hafta. Özel kontroller, Table View gibi şeyler için de 2. haftayı izleyin. Şimdi
Peki, zamanımız kalmadı. SQLite okey midir? Bir insert list yapsak, zaten update ve delete'i kendiniz yaparsanız. Geçiyorum. Şey yapalım, servis tarafını bir göstereyim. Şu projeleri bir kapatalım. Ben bir örnek hazırladım servis için. Nerede o? Servise. Şimdi biraz burayı inceleyelim. Bir tane web servisim var. Management Studio'yu bir açayım. Bir veri tabanına bağlayayım. MS SQL kullandım. İstersek Azure da kullanırız. Hiç problem değil. Arka tarafta Entity Framework kullandım. İstiyorsanız onun da kodlarını verebilirim. Entity Framework CodeFirst kullanarak bir yapı inşa ettim. Servisten gelen veriler, ben o servis projesini de açayım. Servis test miydi acaba? Bakayım. Web API yazdım. Web API yazmayı gördünüz mü? Okey. Güzel. Şimdi... Root prefix nedir? Web API'da root prefix ne o zaman? Okey. Yani ben atıyorum www.özaksu.com/api/academy dediğimde ve get all dediğimde get students metodu çalışır değil mi? Okey. Root prefix ile root kavramı önemli. Burada unit of work repository katmanları var. Onları şu an konumuz değil. Geçiyorum. Şöyle get students, get by id, insert, delete ve update metodlarını içeren bir web API var. Yukarıda ise entity framework code first ile yazılmış bir tane tablo var. Fazla da bir durum yok. Migration'ı var. İsterseniz inceleyebilirsiniz. Service hub bir tane. Kontrollerden academy controller. Şimdi ben bunu internette bir yere publish ettim. Ve veri tabanı da internette bir yerde. Lokalimde bir şey yok. Şimdi. Ben kontrolü kendim ekledim. Yani web API yazarken kendim kontrol ekledim. Yani istersen şunu da yapabilirsin. Kontrolü sağ tıkladın. Add. Controller. Buradan şey diyebilirsin. Web API 2 controller with actions using entity framework. Dersen senden modelini ister, student model, ve senden kontekstini ister. Yani entity framework code first'te yazdığın o kontekst objesini ister. Eklersin ya, sıkıntı olmaz. Olmadı bir tane webinar yaparım ben entity framework code first. Onu da şöyle yapıyorsun. Key. İşte string length. Ya projeyi veririm, incelersin. Ya bu proje şu an konumuz değil. Gittim. Biraz şuraya bakalım. Servis menajerim var bir tane arkadaşlar. URL'im şu. tempapi.zamarintr.com/api/academy. Neydi? Ben burada nasıl ulaşacaktım? /api/academy değil mi? Root prefix'im böyle benim. Bu da şöyle. Gittiğimde tabii hiçbir işlem olmayacak. Gördüğünüz gibi. Şöyle get all yazdım. Get all yazdım da bak geldim. Bu URL'i bilerek dışarıdan yaptım. Çünkü siz de yazmak isterseniz bu ödevin devamını, ben de buradan takip edebilirim. Beraber belki devam ettiririz bunu. Bir projeyi. Gittim. Insert, update, delete yaptım. Şurada. Şimdi biz web servisle haberleşmek için hangi DLL'i kullanıyorduk? HTTP client. Şimdi HTTP client'ı Xamarin'de nasıl yüklüyorsunuz?
Solution'a sağ tıkladım. Nuget Package. Geldim buraya. Burada bir trik var. Onu göstermem gerekiyor. BSL'di sanırım. Microsoft.bsl. Siz HTTP client'ı Nuget'ten almadan önce Microsoft.bsl'i Android ve iOS katmanlarına her şeyden önce eklemeniz gerekiyor. Yoksa hata alırsınız. Not alın isterseniz. Siz HTTP client dilini eklemeden önce projenize Android ve iOS tarafına Microsoft.bsl dilini install etmeniz gerekir. Yok. HTTP client'ın çalışması gereken BSL dosyalarını yüklüyorsun. Yo. Yani bu şey .NET'in son versiyonundaki class'ları yüklüyor sana. Yani komple bir yükleme yapmıyor .NET ile ilgili. Bak şurada bak ne olduğunu gösteriyor sana. Bak supported platform burada hepsini gösteriyor. BSL build. Yani şunu yüklüyorsunuz. Sonra gidip HTTP client. Sonra gidip bu HTTP client'i yüklüyorsunuz. Microsoft.net.http. Bunu tüm platformlara yüklüyorsunuz. Bu DLL'i. Ondan sonra HTTP client'ı istediğiniz gibi kullanıyorsunuz. Ne yapıyorum? Ben bir tane get client metodu yazdım burada. Diyorum ki bu metodu private olarak service manager'ımın altında kullanacağım. Ve gidecek, atıyorum get all diyorum. Her bir get, insert, post metodumda o HTTP client instance'ına ihtiyacım var ya. Gidip get client metodunu burada HTTP client olarak üretiyorum. Sonra işte bildiğiniz gibi örneklerini yapmışsınızdır. Client.getAsyncString. Mesela şurada proses var. İşte client.postAsync URL'i veriyorsunuz. Sonra gidip modelinizi veriyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki bu application JSON formatında gidecek karşı tarafa ve UTF-8 desteğiyle. Şurada. En son cevabı da şu şekilde alıyorsunuz. Şöyle projeyi bir çalıştırayım bir bakalım. Burada ben loading falan da koydum. Onlara da bakalım. Çünkü servise gittim. Servisten veri gelene kadar ekranın ne yapmasını istersiniz? Loading olmasını istersiniz. Beş KitKat emülatörünü açtım da. Neyse biraz da onunla çalışalım. Çalışıyor. Bir loading geldi. Gördünüz mü onu? Çok kısa bir loading geldi. Çünkü hızlı geldi cevap. Bakın add new refresh. Refresh dediğimde tekrar servise gidiyorum. Bir şey var mı? Yok mu? Tekrar alıyorum. Metoda bakalım. List page içerisinde on refresh. Load data'ya gidiyor. Load data'ya bakıyorum. Get all. Get all metoduna gittim de ne yapıyor? Gidiyor. İşte get all. Yani şuraya gidiyor. Yani şuraya gidiyor. Loading kısmını şu yapıyor. Göstereyim. This page. Burada bir stack layout belirledim. Is visible'ını da dedim ki is busy property'sine bağladım. Referans ettim. Yine aynı şekilde şurada
is busy property'sine set ettim. Şurada da diyorum ki is busy property'si true yapıyorum. O hemen loading çıkıyor. İşlemin bittiğinde de is busy property'sini false yapıyorum. Yani tamamen activity indicator'daki gibi true false. Gerçekten Xamarin bunun üzerine kurulu. Yani işlerinizi çok kolaylaştırıyor. List view'de bir şey yazdık mı? Yazmadık. List view'in property'lerini kullandık. Yani burada da onu yapıyoruz. Gittim. Şimdi şöyle benim insert'üm nerede? Insert'üm de burada. Okay. Şurada da durumlar var. Add new dedim. Insert sayfası açıldı. Buradan geri gidebiliyorum. Add new. İsim. Şöyle girelim. Fatih seni girelim. Soy isim neydi? Aksoy. Aksoy. Ne demişiz? About. Okul neydi? Şey miydi? Fırat. Doğum tarihi neydi? 28. 95. Ekle diyorum. New student has been added. Geldim. Refresh diyorum. Fatih geldi. Veri tabanına gidiyorum. Fatih'i gördük mü? Yani ben bu projelerin hepsini vereceğim size. SQLite, web servis projelerini, diğer buradaki yaptığımız örnekleri falan. Kaynakları da vereceğim. Detaylı inceleyeceğiz. Şimdi bir de iOS'ta çalıştıralım. Yani arkadaki kod gerçekten çok önemli bir kod değil arkadaşlar. Ne yaptık? Display Alert, Navigation, Pop Asynchron. Zaten hani bu Xamarin'in bize sağladığı bir özellik. Hani biz ekstra bir şey yapmadık. Ekstra ne yaptık? HTTP Client DLL'ini insert ettik projeye. Sonra gittik HTTP Client DLL'ini kullanarak servisle git haberleş. Gittim yukarıya URL verdim bir tane. Oldu bitti. Yani çok zahmetsiz yani. Yarım saate bir saate ayağa kaldırırsınız böyle bir sistemi. iOS'ta çalışalım. Bak buradan da F5'e bastım. Geldi. Student ID 10'muş. iOS derleniyor. iOS açılacak şimdi. Hata verdi. Şu, şimdi bir iOS emülatör çalıştırdığınızda şu hatayı veriyorsa, okey deyin, emülatörü kapatın. Tools, Options, Xamarin, iOS Settings, Remote Simulator to Windows, kaldır. Tekrar çalıştır. Mac'te emülatör bir açılsın, ondan sonra tekrar buraya dön. Onu bilemiyorum ya. Azure'ın üzerine Mac kurabiliyor musun? Efendim? Bence de yapılmıyordur. Öyle keşke bir servis verse. Mac'in cloud? Yani o var. Bir saatliği bir dolar. Bir şey değil. Ya bir student şeyi vardı sanırım ya. Bakmak lazım. Hepsi ücretli. Ya adam sonuçta sana bir bilgisayar veriyor yani. iOS'ta açtım projeyi. Geldim. Refresh diyorum. Bakın o loading yine burada da çıkıyor görüyorsunuz. İşte atıyorum. Delayed geldi. Delayed yapabilirim. Mesela Yiğit'i delayed yapıyorum. Bak Yiğit gitti. Success mesajı geldi. Tekrar refresh diyorum. Bakın Yiğit gitti. Geldim. F5 veri tabanında da yok. Yani servisle ben istediğim gibi haberleşebiliyorum HTTP client protokolünü kullanarak. Add new dedim.
İsim alayım arkadaşlar, yok mu? Kayıt. Bize mi yazalım? Cif güvercinde değil mi? Şöyleydi. Okey. Okul? ...95. Şeyi görüyorsunuz değil mi? Ben Datepicker Android'de açtım ve Android Datepicker çıkıyor. iOS'da açtım ve iOS Datepicker çıkıyor. Geldim. Ekle. Entity Validation Error. Property for more details. Neden böyle bir şey yaptım? Şundan yapmış olabilir mi? Olamaz gerçi. Ha, şeyi doldurmadık mı? Yo, doldurduk. Bilmiyorum ondan mı acaba? Onu da verdik. Ondan değil acaba şu mu? Çanakkale diyelim bakalım. Acaba ben on land falan mı verdim? Ondan dolayı mı? Ondan dolayı değil. Mesela başka bir insert deneyeyim bakayım. Mesela şöyle elle bir insert gireyim. Şunu bir değiştirelim. Allah Allah. iOS'ta niye sorun verdim? Aynı datayı bir Android'de deneyeceğim. Dün gerçi kayıt yapabilmiştim iOS'ta da. Bakalım. Bakalım. Şöyle kalsın. Burada bir şeye kızıyor. Neye kızıyor? Acaba şeyi mi patlattık? Server mu şu an çalışmıyor? Ya o çalışıyor. Ya soyattan olabilir. Property name diyor da name property name acaba? Allah Allah. Boş. Sanmıyorum. Atıyorum. Kendimi tekrar ekleyeyim. Ekleyebiliyordum. Allah Allah. Çok ilginç bir şey mi değiştirdik acaba? Yok. Şu insert metoduna bir şey koyayım da. Debug. Developer mı yazıyordum? Geldim. F10. Validation error. Ya veri tabanında mı bir şey oldu acaba? Ona bakmayı düşünüyorum. Şuradan bir design diyelim. Yo, ele alın aslar da. Şunlara da allow nonce de bakalım ne olacak. Şimdi tools. Gerçi bunları hiç değiştirmem. Bir daha deneyelim. Yoksa serverda bir şey oldu herhalde. Bir bakayım ona da. Sıkıntı olmaması gerekir de. Yo, getiriyor sitede bir sıkıntı yok. Get all çalışıyor. Bak get all çalışıyor. Allah Allah. Validation failed. Yani inner exception'a bakmak lazım. Orada mı sıkıntı oldu diye. Şöyle yapalım. Allah Allah. Çok ilginç. Biz ekledik değil mi bir kere? Bir daha seni deneyeyim Fatih. Fatih. Aksoy.
Fırat mı yazmıştık? On dokuz muydu? Doksan beş. Bir şey oldu sanırım ya, veri tabanı tarafında bir sıkıntı oldu. Veri tabanı tarafında bir sıkıntı oldu da onu anlamadım. Zaten bakarım ben şeye, attığımız kodlarda belki bir sıkıntı oldu. Belki bizimkiler şu an bir işlem yaptı, bilmiyorum. Deneriz tekrar. Yoksa kodları vereceğim, siz de denersiniz. Birkaç bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Şeylerle ilgili o da. Zamalim.tr.com. Şimdi kaynaklara biraz değinelim. Zamalim.tr.com altındaki arkadaşlar şeyler var. Zamalim öğreniyorum kategorisi var. Bu Zamalim öğreniyorum kategorisine bir bakın, bir inceleyin. Orada Zamalim başlıyorumdan, sıfırdan bu servis katmanına kadar anlatıyoruz. Zaten YouTube kanalı var. YouTube kanalından da izleyebilirsiniz. Burada Açık Akademi için verdiğimiz eğitimler var. İşte başlangıç kurulum rehberi var. İşte şerit proje nasıl açılıyor? Proje katmanları nasıl yapılıyor? Onlar var. Bir de kendi blogumu göstereyim. Özaksüt.com benim kendi blogum. Burada MVC, C#, Xamarin, ORM tool'ları, MS SQL, Redis, XAML gibi kategorilerde yazıyorum. Buradan takip edebilirsiniz. İşte şeyi gösterecektim. Şu kalsın. Şu kalsın. Şurada şeyi göstereyim arkadaşlar. Şu servis projesinde... Hocam yarın mısın geleceksin değil mi? Yok. Şuraya yeni bir sayfa ekleyeceğim. Bir animasyon nasıl yapılıyor? 10 dakikada onu gösterelim. Direkt XAML çıktı alırsan kullanırsın. Droid tarafına resource'lara bir tane resim ekleyeceğim. Desktop. Şu logo PNG'yi ekledim. Bir tane image instance alıyorum. Source'una da işte logo.png dedim. Xamarin'de Gesture Recognizer var. Bu sizin ekran üzerinde herhangi bir objeye etkileşiminizi algılıyor. Yani şöyle objenin üzerine geldim, parmağımı sağdan sola swipe ettim, bunu algılar. Objeyi çevirdim, bunu algılar. Objeye tap ettim, dokundum, bunu algılar. Şimdi biz dokunmayı algılatalım. New Tab Gesture dedim. Command eşittir new command dedim. Şöyle ne diyelim? T diyelim. Şimdi ben bu image nesnesine dokunduğumda ne yapmak istiyorum? Şöyle bir şey yapabiliriz. Scale to diye bir metot var. Double scale. 0.95. Kaç saniyede bunu yapsın? İşte 1000 milisaniyede. Ve hangi animasyonu kullansın? Cubic out. Bir tane daha. Şimdi de kendi orijinal boyutuna dönsün. Cubic'in. Şu niye hata verdi onu anlamadım.
Şurası tamam, şurası tamam. Şurada yanlış bir şey mi yazdık? Anlamadım. Ya şunda olmayacak zaten noktalı virgül de. Şuna bakalım iki saniye. Şundan dolayı değil. Yok, çoğul olması gerekecek zaten de. Asynchron gesture recognizer. Allah Allah. Şöyle bir bakayım. Ha, add metodunu kullanacağım. Add. Şimdi content, bu image'i de gidip content'e vereceğim. Burada ne anlıyorum? Ben bir image ekledim. Sonra bu image'in gesture recognizer property'sine tab gesture recognizer ekledim. Yani ben bu image'e dokunduğumda command içindeki işlemleri yap diyeceğim. Yani ne yapacak? Gidecek önce scale to 0.95 küçültecek. Sonra tekrar aynı boyutuna sokacak. Çalıştıralım. Sayfayı değiştirmedik. Sayfayı değiştirelim hemen. Sayfayı değiştirdim. Resim geldi. Basıyorum. Böyle animasyonlar yapabiliyorsunuz. Biraz daha ilerleyelim. Rotate X. Ne yapsın? 360. Efendim? Ekleyebilirsin şuraya new button, content'e ya da stack layout'a ekle. Bir de rotate X yapalım. X'de dönsün şöyle bir. Önce scale to'yla küçülecek. Scale to'yla tekrar eski boyutuna gelecek. Sonra rotate X yapacak. Geldim. Bastım. Ya bu şekil şeyler yapabilirsiniz. Şunu Y yaparsam 360 değil de şöyle 180 dersem bakalım ne olacak. Çok oldu. Geldim, bastım. Şöyle tersini çevirebilirsiniz. Kaynaklara dönelim tekrar. Bu senin işine yarar mı? Bu hani tap ettiğinde istediğin şeyi yapabilirsin. İstersen buraya bir tane balon koyup bastığında o balon image'inin visible'ını hide yapıp patlamış bir balon efekti gösterebilirsin. Kaynaklardan devam edeceğim arkadaşlar. Benim blogumu takip edebilirsiniz. Facebook'tan, Twitter'dan, LinkedIn'den ekleyebilirsiniz. Oradan bu paylaşımları görebilirsiniz. Bu sürekli paylaşıyoruz. Bir de şuradan Açık Akademi'den de zamanın eğitimlerini takip edebilirsin. 3 tane eğitim kaldı. Bu 3 tane eğitimde Bu Perşembe web servisleri işleyeceğim. Ondan sonra zamanın traditional Android. Ondan sonra zamanın traditional iOS işleyeceğim. YouTube'dan izleyebilirsiniz. GitHub'a da bu kodları paylaşıyorum GitHub'tan da. GitHub'tan RESTful API ile yaptığım örnek de var. Zamanın öğreniyorum içerisinde yaptığım örnekler var. Bunları indirip inceleyebilirsiniz. Burada işlemediğimiz birçok konu var. Açık Akademi'nin altında, Açık Akademi'de yaptığımız eğitimlerin şeyleri var, projeleri var.
çarşamba, perşembe günü web servisinde devam edeceğiz. Bakalım süremiz de doldu. Peki, bugün yani zamanını öğrendik mi? Yani zamanını öğrendik değil mi? Artık kendi projemizi yapabiliriz. Yani kendi projemizi yapabiliriz. Kendi SQLite'ımızı kurabiliriz. Kendi servis haberleşmemizi de yapabiliriz. Tüm projeleri vereceğim. GitHub'tan da indirebilirsiniz. Buradakini de GitHub'a da atarım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ben Mete Bey'de benim web servisem ekleyeceğim yoksa şey yapacağım.